Merhabalar, Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerine gözlenen gelişmeleri haftalık olarak aktardığımız yayınımıza hoş geldiniz. Rize Artvin Havalimanı'nda yapımı devam eden 3000 metre uzunluğundaki pist için gerekli temel dolgu tamamlandı. 5 metrelik kot seviyesine ulaşabilmek için çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Deniz dolgusu üzerine inşa edilen ilk havalimanımız olan Ordu Giresun Havalimanı'nda pistin denizden yüksekliği yaklaşık 3 metreydi. İçinde bir de çay müzesi planlanan yolcu terminal binasının inşaatı da başladı. Üst yapı inşaatında ise yaklaşık %10'luk ilerleme sağlandı. Öte yandan havalimanı bölgesine 600 dönüm ek dolgu yapılacağı açıklandı. Kedi yolu kabloları geçtiğimiz günlerde gerilen Çanakkale 1915 Köprüsü'nün tabliye imalatı Kocaeli'nde devam ediyor. Toplamda 153 adet üretilecek olan tabliyelerin bugüne kadar 89'unun yapımı tamamlandı. Tabliyeler Çanakkale'ye deniz yoluyla taşınacak. Ağırlığı 850 ton olan tabliyelerin genişliği yaklaşık 45 metre. 2023 metre orta açıklıklı köprü tamamlandığında Çanakkale Boğazı'nı 6 dakikada geçmek mümkün olacak. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren projesinde yapımı tamamlanan Sivas-Yerköy arasında katener hattına elektrik verileceği duyuruldu. Test çalışmalarının başlaması sebebiyle tren hattına yaklaşılmaması gerektiği belirtildi ve yöre halkı uyarıldı. Ankara-Yozgat-Sivas yüksek hızlı demiryolu projesinin güzergahtaki ulaşımı 12 saatten 2 saat 51 dakikaya düşürmesi bekleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yürütmekte olduğu 3. etap raylı sistem projesinde önemli bir eşik daha aşıldı ve raylar Fales Kavşağı'na kadar ulaştı. Altyapı çalışmaları tamamlanan Antalya Müzesi ile Meteoroloji Kavşağı arasındaki kısımda ise ray imalat hazırlığı yapılıyor. Varsa otogara ve şehir merkezine bağlayacak 3. etap raylı sistem projesi çalışmaları otogar kavşağı ile Konyaaltı Caddesi arasında hızla devam ediyor. Meltem Bulvarı ile hastane arasındaki çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Hastane kavşağından Fales Kavşağı'na kadar olan etapta ise katener direklerin montajı, ray montajı ve betonerme işleri tamamlanmak üzere. Ekipler Fales Kavşağı ile Antalya Müzesi arasındaki alana yağmur suyu toplama hattını düşüyor. İş makinelerinin çalıştığı müze kavşağında ise ray imalatının ay sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Raylı sistem güzergahının son durağı olan müze durağının temel imalatı başladı. Proje kapsamında otogar kavşağı altına 1. ve 3. aşama raylı sistem hatlarını birleştirecek bir tünel inşa edilecek. Ankara'ya 8 istasyonu ekleyecek 7.4 kilometrelik Dikimevi NATO yolu hafif raylı sistem ihalesini Metro İstanbul firması kazandı. Hattın yapımı konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrasında gerekli izinler alınmış, ardından da proje için ihale açılmıştı. Uygulama ihalesinin öncesinde proje dosyasının ve diğer teknik hazırlıkların tamamlanması gerekiyor. Pandemi sebebiyle yapımına ara verilen ama Haziran ayında inşaat çalışmalarına yeniden başlanan Galata Port projesinde gelinen son aşamayı geçtiğimiz hafta içi görüntüledik. 400 dönümlük şantiyede yaklaşık 3000 personel görev yapıyor. Deniz seviyesinin 16 metre altına inilen proje için bugüne kadar ihale bedeli dahil yaklaşık 1.7 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Kruvaziyer gemilerle limana gelen turistlerin pasaport işlemlerinin yapılacağı gümrük sahasına ek olarak bünyesinde otel, AVM, ofis gibi yapıları da bulunduran projenin büyük oranda tamamlandığı görülüyor. Çevresinde bulunan Nusretiye Camii, Tophane Köşkü, Tophane Çeşmesi ve Kılıç Ali Paşa Camii gibi simge yapıları ile bu bölge açık hava sergileri, sanat çalışmaları, konserler gibi kültür sanat etkinliklerinin düzenleneceği bir mekana dönüşecek. Haziran ayında yaptığımız çekimlerde Galata Port projesi sahasında yer alan İstanbul Modern Binası'nın inşaatı temel aşamasındaydı. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız çekimlerde binanın 3. katının çıkıldığı görülüyor. İstanbul'un en eski saat kulesi olan ve eski fotoğraflarından Tophane Rıhtımı'nda deniz kenarında olduğu görülen kulenin restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Saat Kulesi giriş katındaki Sultan Abdülmecit'in Tuğrasında yazan kitabeye göre 1848-49 tarihleri arasında yapılmış. Balyan ailesinden bir mimarın inşa ettiği kule saat kısmıyla birlikte 4 katlı ve 15 metre yüksekliğinde. Tophane Meydanı'nın ortasına yer alan kule Hollandalı mimarlık firması Bresser tarafından restore ediliyor. Galata Port bölgesine her yıl 25 milyon ziyaretçinin uğrayacağı tahmin ediliyor. Bu rakamın 7 milyonu yabancı turistler oluşturacak. Mürettebat ve personel dahil 1,5 milyon gemi yolcusunun pasaport kontrolünden geçecek belirtiliyor. Galata Port projesinin geçmişini ve gelişim hikayesini merak eden abonelerimiz yukarıda verdiğimiz linki tıklayarak serinin ilk videosunu izleyebilir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yap işte devlet modeli ile ihale ettiği 3 kuyular aktarma merkezi ve otopark projesinin yakında hizmete alınacağını duyurdu. Metro, tramvay, otobüs ve vapurun kesişim noktasındaki 3 kuyular bölgesindeki otopark 824 araç kapasitesine sahip. Özel araçlarını otoparka bırakan yurttaşlar buradan metro, tramvay, otobüs ya da vapurla diledikleri yere kolaylıkla gidebilecek. Aktarma merkezi ve otopark projesi yaklaşık 52 bin metrekarelik alanda kurulu. Proje kapsamında 23 otobüs durağı, Esot'un kullanacağı idari ofisler, yolcu bekleme alanları, tuvalet,
mescit ve kantin yapıldı. Otopark girişi güzergahında bulunan Deniz Feneri Sokağı üzerinde trafik yoğunluğu olmaması için çift giriş ve gidiş olmak üzere tünel yapıldı. Türkiye'de ilk kez lityum üretecek pilot tesiste hazırlıklar sürüyor. Lityum madeni pil ve batarya teknolojisinde yoğun olarak kullanılıyor. Türkiye her yıl yaklaşık 1200 ton lityum ithal ediyor. Yıllık 10 ton üretim kapasitesine sahip olan tesisin 3 yıl içerisinde üretimini 500 tona çıkarması hedefleniyor. Almanya'dan sipariş edilen 12 yüksek hızlı tren setinin 8 tanesi Türkiye'ye teslim edildi. Tüm deneme ve tesir çalışmaları tamamlanan trenler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletmeye alındı. Türkiye'de 2009 yılında kullanılmaya başlanan yüksek hızlı trenlere giderek artan talebi karşılamak için 12 yüksek hızlı tren setinin temin için Almanya ile anlaşma sağlanmıştı. Kalan 4 tren setinin Şubat 2021'e kadar Türkiye'ye ulaştırılması planlanıyor. Salgın öncesinde 23 bin olan günlük yüksek hızlı tren yolcu sayısının 2021 yılında 40 bin üzerine çıkması bekleniyor. Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerinde geçen hafta gözlenen gelişmeleri aktardık. Artık katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan linke tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız, Kamu Gözü İş Ortağı programına dahil olabilir, kanalımıza yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş Ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.